Herkese merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Bugün ben Gökay Yöndem ve Yüksek Meteoroloji Mühendisi Utku İnan Bey ile CQI-9 ısı işlem değerlendirme kriterlerinde yeniliklere bir bakış konusunda bir sunum ve söyleşi gerçekleştirip sohbet edeceğiz. Sunumumuzu yaklaşık 45 dakika, 1 saat olarak planladık. Ama size katılımı açısından sessiz olacak. Sonrasında sorularınızı QA bölümüne, soru cevap bölümüne yazabilirsiniz. Sunumumuzun sonunda hepsini cevaplamaya çalışacağız. Yine bu bölümde Rise butonunu tıklayarak da söz alıp sorularınızı sorabileceksiniz. Sunum içeriğimizde zamanımız yettikçe CQI nedir, ısı işlem sistem değerlendirme prosedürü, özel süreç detaylarının anlaşılması, özel denetim tablolarını konuşmaya çalışacağız. Carfa Endüstriyel'de Malzeme Test Cihazları Departmanı'nda bu konuda neler yapıyoruz? Bunlara kısa bir giriş yapacağız. Ben Yıldız Teknik Meteoroloji Mühendisi mezunuyum. Yaklaşık 20 yıldır sektörün içindeyim. 8 yılda da Malzeme Test Cihazları Departmanı satış müdürü olarak görev almaktayım. Mühendislik eğitimimin yanı sıra optik, dijital ve görüntü analiz sistemleri, elektron mikroskopları, X-ray ve CT konularında çeşitli eğitimler aldım. Birçok büyük projede sistemlerin ülkemize kazandırılması ve projelerin devreye alınması konusunda hizmet verdim. Şirketimizde yine elektron mikroskopları, mikrofokus CT, metrografi sistemlerinin kazandırılması, CRM, uygulama, online teknik servis ve Carrefour Akademi altyapılarının oluşturulmasını sağlarken halen de geliştirilmesi konusunda görev alıyorum. Düzenli olarak seminerler, oturumlar düzenliyor. Daha etkili nasıl oluruz? Firmalara, ülkemize nasıl fayda sağlarız? Bunları bu konularda çalışmaya devam ediyoruz. Utku İnan Bey, Sakarya Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve ardından da İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Meteoroloji Mühendisi diplomasına sahip. Uzun yıllar kampçılık firmasında çeşitli pozisyonlarda bulunmuş olup halen genel koordinatörlük görevini yürütmekte. 2008 yılında Sektör Derneği, Metal Isıl İşlem Sanayicileri Derneği'nin kurucu yönetim kurulu üyesi olarak da görev almaya başlamış olan Utku Bey, toplam 5 farklı yönetim kurulunda başkan yardımcılığı olmak üzere farklı görevlerde bulundu. Tam çelikteki pozisyonun yanı sıra çeşitli firmalara teknik danışmanlık, misafir öğretim görevliliği yapmaya da devam etmekte. Utku Bey'le uzun yıllar gerek bu firma katma değerlerine destek olmak adına çeşitli projelerde çalıştık. Seminerler düzenledik. Daha doğru üretimi en doğru şekilde yapabilmek için danışmanlık desteği vermeye çalıştık. Bugün yine burada kendisi yıllardır karşılaştığı bazı durumlardan bahsederken özellikle ısı işlem konusunda bize kendi bilgilerini aktaracak. Tabii Utku Bey'in koltuğunda birçok karpuz var. Ben birkaçını söyledim. Bazılarını muhtemelen NDA dolayısıyla dile getiremeyecek belki ama eklemek istedikleri olabilir. Utku Bey, oradasınız sanırım. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Herkese merhaba. Ben de bir yandan kamerayı da açayım. Evet, görüntüm de geldi sanırım. Herkese merhaba. Bu ne derler? Sokağa çıkma yasağından önceki son günde hava da güzel. Ekranın başına geçenlere şimdiden teşekkür ediyorum. Bir 30 kişiye yakın bir kalabalık var galiba. 27 kişiyiz toplamda. Evet, 18 yılı aşkın süredir ısı işlemle uğraşıyorum Gökay. Mikro yapı vesaire, hasar analizi gibi çalışmalar yapıyoruz. Danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Tam çelik ısı işlemdeyim. Orada başladım, orada devam ediyorum halen. 18 yılı bitirdim. Durum böyle. Başka şirketlere de gidip geliyoruz. Bugün de CQI-9 hakkında bir şeyler konuşacağız inşallah. Önce i̇nşallah. Seni dinleyelim, sonra da sana gelir herhalde. Tabii hocam. Bizi kırmayıp bu konudaki değerli görüşlerine katkı sağlamaya kabul ettiğin için de teşekkür ederim. Tekrar. Bu da webinarımızın sonunda Prestiv uygulamacılarından yapılacak çekilişle Bluetooth speaker ve databank hediyelerimiz de olacak. Bunun için yine seminer sonunda lütfen Pulse bölümündeki anketimizi doldurmayı unutmayın.
İki farklı departmana ayrılıyor. Malzeme test cihazları içindeki cihazlarla analizler yapıyor. Eğitimler de veriyoruz. Bu sayede firmalara örneğin buradaki başlıktaki ısı işlem konusunda kontrollü alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Endüstriyel mikroskoplar, metrografi cihazları, görüntü analizi sistemleri, X-ray tomografi, elektron mikroskopları, endoskoplar gibi birçok ürün gamında bu hizmetleri sağlamaktayız. Eğer bugün konuşacağımız gibi malzemenin ısılı işlem sonrası metrografik yapısı ile ilgili bir inceleme yapmayı düşünüyorsak ve incelenecek parça cihazlarla bakmak için büyükse mutlaka kesmek gerekecektir. Onun için kesme cihazlarımız var. Ardından yapılacak incelemeye göre numune yüzeyinin hazırlanması veya bakalite alınması gerekebilir. Bunun için bakalite alma ve zımparalama parlatma cihazları mevcut. Burada tabii dikkat edilmesi gereken nokta bu prosesin ne kadar kısa sürede tamamlanacağı, ne kadar hassas bir şekilde tamamlanacağı, hassas kesme cihazlarıyla yüzeyi daha düzgün bir şekilde keserek ardından zımparalamaya ve parlatmaya daha kısa zaman dilimleri ayırmak mümkün. Bu anlamda yine çeşitli eğitimler ve seminerlerde düzenliyoruz. Uygun bir cihaz uzun ömürlü olmalı, çok az sorun çıkartan cihazlar olmalı ve ne kadar fonksiyonel olursa, ne kadar çok özellik içerisinde barındırırsa tabii kullanıcılar açısından da o kadar büyük kolaylık oluyor. Çıplak gözle bakmanın ötesine geçtiğimizde ise stereo mikroskoplarla bazen kesmeden de incelenecek bölgeye 100x'e kadar yaklaşarak 3 boyutlu inceleme yapma şansınız var. Araştırma mikroskoplarıyla, endüstriyel mikroskoplarla ısı işlemde beyaz tabaka kalınlığı gibi, malzemenin iç yapısında tane boyutu, faz analizi gibi yapıları incelemek mümkün. Yine ürün portföyümüzde bulunan elektron mikroskopları sayesinde de daha yüksek büyütmelere çıkmak ve istenmeyen bileşenleri kimyasal olarak analiz ederek bakmak mümkün oluyor. Bu yapıların kimyasal kompozisyonlarını da bu elektron mikroskoplarıyla inceleyebiliyoruz. Yine internet sitemizde bununla alakalı çalışmalar mevcut. X-ray CT konusunda da çalışmalarımız var. Artık parçanın tamamen içine girerek içerisindeki boşluk, kanal, et kalınlığı gibi bölgeleri tahribatsız biçimde muayene etme şansı veriyor. Bunu da yine internet sitemizde şöyle göstereyim. 3 boyutlu yapıyı, içerisindeki boşlukları, karşılaştırmalarını ve mikro çatlaklar gibi yapıları yakalamak mümkün. Burada farklı çözümler de var. CT ile alakalı bunları da incelemenizi tavsiye ederim. Şimdi Utku Bey CQI konusunda değerli bilgilerini içeren sunumunu bizlerle paylaşacak. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Sorularınızı QA bölümüne, soru cevap bölümüne yazabilirsiniz. Sunumun sonunda hepsini cevaplamaya çalışacağız. Evet Utku Hocam. Şimdi Gökhan Hocam aldım ekranı sizden sanırım. Tamam. Evet, ekranı aldım sizden. Herhalde gözüküyor burada, değil mi? Evet, şu anda görüntü var. Tam olarak CQI nedir, kimler, neden ihtiyaç duyuyor? Herhalde onlarla başlayalım, değil mi? Evet, öyle olacak. Bir saniye. Şimdi CQI nedir lan? Hızlıca başlayabiliriz vakitte kaybetmemek adına. CQI veya CQI 9 bizim ısıl işlem için yazılmış olan standart. Automotive Industry Action Group dediğimiz bir grup var. 1982 yılında Amerika'da kurulmuş. Otomotiv endüstrisine hizmet veren çoğunlukla ana sanayiler veya ana sanayi ölçeğine gelmiş tedarikçi kurumların oluşturduğu bir aksiyon grubu. Bu adamlar işte 2000'li yılların başında sürekli iyileştirme, kalitedeki sürekli iyileştirme mantığının daha da ön plana çıkmasıyla birlikte
CQI dediğimiz işte Continuous Quality Improvement'ın kısaltması CQI'yı yayınlamışlar ve özel prosesler içinde numaralandırmışlar. İşte bu mesela 9 dediğimiz başlık ısı işlem üzerine anlatılan standart. Ne bileyim 11 var, 12 var, işte kaplamalar için olan var, boya uygulamaları için olanlar var. Farklı farklı numaraları var. CQI 9 neden çok önemli? Özellikle Türk ısı işlem sanayinin yaklaşık %60'ı, ticari ısı işlemcilerden bahsediyorum, %60'ı otomotiv sanayine hizmet veriyor. Yani şöyle söyleyeyim veya bir başka deyişle. Ticari ısı işlemcilerin cirolarının %60'ı hemen hemen otomotiv sanayinden geliyor Türkiye'de. Bu 2017'de yaptığımız bir sektör raporunda yayınladığımız bir sonuç. Bu dünyada %30 civarında. Sizin hizmet verdiğiniz otomotiv sektöründeki firmanın da iriliğine veya sizden taleplerine göre de CQI 9'un önemi ortaya çıkıyor diyebilirim. En basit anlamıyla özel müşteri isteklerinin karşılanıp karşılanmadığı ısıl işlem anlamında veya ısıl işlem yapış tarzınızı değerlendiren ve sonunda da sizi iyileştirmeye itecek bir yapısı olan bir sistem değerlendirmesi. Şimdi bununla ilgili en meşhur karşımıza çıkan konu bazı firmalar bu standardı Türkçeleştirme yoluna gitti. Aslında Almanya'da da mesela Almanca CQI 9 var. Fakat bu standardın resmi dili İngilizce maalesef diyelim. Dolayısıyla hani ben bunu Türkçeleştirdim ve Türkçe denetim yapıyorum kabul değil. Bunun İngilizce olması gerekiyor veya bir çelişki yaşandığında sizin Türkçe çevirinizle çelişki yaşandığında başvurmamız gereken yer gene İngilizce orijinal doküman diyeyim. CQI 9'un tarihçesi ne? Merak edenler olabilir. Ben ilk 2002'den beri sıçramla uğraşıyorum ama ilk CQI 9 işini 2006 yılında duydum. Özellikle boş çalışanları, boşa tedarikçi olanlar veya boşun kendinde... Yani CQI 9'un bir de iki masanın iki tarafı var diyebilirim. Bir, ısıl işlemci tarafı var. İkincisi, ısıl işlem hizmeti satın alan firma tarafı var. Bu bir iç müşteri olarak da olabilir. Yani boşun içerisindeki ısıl işlemci gibi veya işte Türk Traktör'ün içerisindeki ısıl işlemci gibi olabilir. Ya da tam çelik ısıl işlem tarzındaki firmalar gibi bu firmalara ısıl işlem hizmeti veren tedarikçiler olabilir. İki yönümüz var. Bir de tabii ki denetlenen ve denetleyen kısmı var. CQI 9 bir iç denetim mekanizması da olduğu için 16.949 proses yaklaşımını benimseyen şöyle de düşünebilirsiniz. Bir ticari ısı işlemcinin içerisinde çalışan bir kalite denetçisi de denetleyen olabilir pek tabii ki. Kendi tesisini denetleyebilir. Bizim tam çelik ısı işlemde yaptığımız gibi kendi proseslerimizi müşteri gelmeden evvel denetleyebiliriz. Dolayısıyla iki yönden bakabilirsiniz. Masanın iki tarafında olabilirsiniz. Tarihçesi 2006'da ilk yayınlanmıştı. Mart 2006'da. Ben hatırlıyorum. Bayağı kıymetliydi. O zaman hala çok pahalı bir standart. $500 civarında almaya kalkarsanız. Maalesef pahalı. Havacılık standartlarından daha pahalı diyebilirim. Sonrasında o sanki biraz böyle alelacele yazılmış bir standart gibiydi. Ve çok hızlı bir şekilde bir yıl içerisinde ikinci revizyonu geldi. CQI 9 ikinci versiyon, second edition diyelim veya. 2007'de yani bu yapıldı. Ağustos 2007'de yaklaşık. Mart 2006'da yayınlanmıştı ilki. İşte 1,5 yıl olmadan ikincisi yayınlandı. Sonra 4 yıl kadar sindirildi diyebilirim. Benim de en uzun çalıştığım versiyon 2011 Ekim'de yayınlanan CQI 9'un 3. versiyonu. Bu 9 yıl kadar kullanıldı. En uzun CQI 9 versiyonu bu oldu. Ve bu yılda biraz da bence pandeminin etkisiyle bu standart yayınlayan kurumlar biraz tempoyu arttırdılar. AMS 2750'de de çok benzer bir durum oldu. Ve birçok farklı standartta yeni revizyonlar geldi. Hatta özellikle havacılıkta 5 yılda bir yenileme şartı var. AMS 2750'de 8. yılına girmişti mesela, örnek veriyorum. Onlar da yenilendi. CQI 9 da işte 9 yıl üzerine Haziran 2020'de yenilendi. 40'ın üzerinde yenilik var. Dramatik değişiklikler var. Bunları
Bugün hani birkaç tanesine ufak ufak değineceğim ama toplamda hani 116 sayfalık bir doküman olduğu için hepsini konuşmamız bu kısıtlı sürede biraz zor. Amacı ne? Amacını konuşmamız lazım. CQI 9 yapıyorsak neden amaçlıyoruz? Tedarik zincirinde kusurların önlenmesi. Yani bu ısı işlemcinin de çok önemli bir tedarik zinciri halkası olduğunu düşünürsek bu kusurların önlenmesi. Keza hurdaların azaltılması ve dolayısıyla sürekli iyileştirmenin sağlanması için yazılmış bir kontrol prosedürü diyeyim size. Uluslararası bir kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi ve uygulanabilir müşteriye özel gereksinimler diyor. Şimdi eskiden şöyle bir karmaşa da vardı. Her firmanın kendine has bir yoğurt yiyişi vardı veya kendine has bir tedarikçi değerlendirme düzeneği vardı. CQI 9 biraz da bunları böyle hizaya soktu ve denetlenen tarafı biraz elini rahatlattı diyebilirim. Artık en azından tek bir kaynaktan birçok firma tarafından kabul gören, yani birçok ana sanayi tarafından kabul gören bir standarda sahip olduk. Zaten 16.949 kullanan otomotivcilerin kesinlikle özel prosesler kapsamında kesinlikle takip etmesi gereken bir yükümlülük. Hatta ısı işlemli parçaları varsa bunu tedarikçilerinden veya iç tedarikçilerinden istemek durumundalar, yapmak durumundalar. Otomotiv ve yedek parça üreticileri için bir ısı işlem yönetim sistemi diyebiliriz. Değerlendirme süreci nasıl oluyor? Ne kadar da bir yapılıyor? Normalde aksi belirtilmedikçe bir yılda bir yapmak durumundayız. Kuruluşun sisteminin tamamını, yani yönetsel fonksiyonlar, ekipmanlar ve ekipmanların kullanımını içeren tam kapsamlı bir inceleme aslında bu. Ve job audit dediğimiz birebir bir parçanın ısı işlemci içerisindeki hayatını baştan sona takip ettiğimiz süreçler. Job audit olmadan bir HTSA olmuyor maalesef, onu söyleyebilirim. Şimdi ben bu standardın yaklaşık 60 sayfasını eğitimler için İngilizceden Türkçe'ye çevirdim. Ama bazı isimleri Türkçe'ye çevirmek istemedim, bilinçli olarak çevirmedim diyebilirim. HTSA da bunlardan biri, çünkü ısıl işlem sistem değerlendirmesi, kısaltması da biraz zor oluyor. Bir de insanlar diğer formları gördüklerinde şaşırabiliyorlar diye ben direkt HTSA ismini kullanıyorum. Kısaltma olarak da bunu tercih ettim açıkçası. Önerileri de açığım. HTSA değil de şunu diyelim derseniz onu da değerlendiririz. Çünkü bir noktada kendi dilimizde yazılmadığı için bunları biz kullanıcılar seçmeye çalışıyoruz. Bu standart ve içerdiği tablolar otomotiv endüstri tarafından kullanılan en yaygın termal prosesleri ele alır. Şimdi bunlar, birazdan tabloları konuşacağız, kaç tane tablo var vesaire. Bunlar dediğim gibi en yaygınlarını kullanıyor. Bu tablolarda yazmayan bir prosese sahip olabilirsiniz. Ben %90'ından fazlasını kapsadığını düşünüyorum ama yazmayan bir prosese sahip olabilirsiniz. O zaman da gene bu tabloları kullanarak bazı yaklaşımlar yapabilirsiniz. Bu çünkü zaten çok kapsamlı bir standart. Sizi ona direkt bir atıf olmasa da size kesinlikle yol gösterecektir. Yani bir pusula görevi görecektir. Burada şimdi şunu konuşabiliriz belki, değerlendirici nitelikleri. Bu standardın getirdiği en büyük yeni, yani dördüncü versiyonun getirdiği en önemli maddelerden biri. Hatta sayfayı açtığınızda ilk bu çıkıyor karşınıza diyebilirim. Değerlendirici nitelikleri, assessment'ı yapan kişinin nitelikleri değiştirildi. Dolayısıyla bunun eğitimini veren insanların da nitelikleri değiştirildi. Eskiden ısıl işlem vurgusu bu kadar net değildi. Üçüncü sırada yazıyordu bu madde, buradaydı. Şimdi bunu en üste aldılar. Diyor ki eğer assessment yapacaksanız veya bir eğitim verecekseniz, alacaksanız en az 5 yıllık ısıl işlem deneyimi veya metodoloji eğitimini belgelemiş olmanız lazım. Bunun iki yönü var. Türkiye'de maalesef bir, ısıl işlem fırının yanından geçmemiş arkadaşlar ısıl işlem bu eğitimi vermeye kalkıyorlar. İkincisi de ana sanayiden ısıl işlemle hiç ilintisi olmayan arkadaşlar
CQI 9 denetimi yapmaya gelebiliyorlar. Buna dikkat edin. Bence çok önemli bir konu. Isı işlemcinin bakış açısına sahip kişilerin bunu yapması gerekir. Tabii denetçinin veya eğiticinin uygulanabilir kalite yönetim sistemini bildiğini göstermesi lazım. Bunun için şöyle 16.949 iç denetçi sertifikasına sahip olmalı falan diyorlar. Bu eskiden vardı bir önceki standartta. Şu anda onu da kaldırdılar. Uygulanabilir kalite yönetim sistemi bildiğini gösterebilmelidir. Dolayısıyla bir iç denetçi sertifikasyonuna ihtiyaç yok. Bu da gene bizim Türkiye'de icat edilmiş bir şey. Biz CQI 9 denetçisi yetiştiriyoruz diye çıkan firmalar var. Böyle bir durum yok arkadaşlar. CQI 9 denetçisi yetiştirmek gibi bir durum söz konusu değil. 5 yıllık ısı işleme eğitimine, deneyimine ve metalürji eğitimine sahip bir arkadaş kalite sistemleri hakkında da tecrübeli ise CQI 9'u bir noktada self-assessment olarak yani kendini denetleme anlamında çok rahatlıkla kullanabilir. Ha, ana sanayiden bir yere birilerini gönderiyorsanız belki 16.949'un gerekleri kapsamında bazı sertifikasyonlara ihtiyacınız olabilir. Ama şirket içerisinde kendi denetiminizi yapıyorsanız bununla ilgili bir bağlayıcılığı yok diyebilirim standartın. Burada atladığımız bir şey tabii ki istatistiksel süreç kontrolü, ölçüm sistem analizi, parça onayı gibi bazı AİYAK tarafından da yayınlanmış kalite tool'ları veya araçlarına sahip olmak da önemli. Yani bir FMEA yapmayı bilmeyen bir arkadaşın HTSA yapma olasılığı azalabiliyor haklı olarak. Kuruluş kayıtları HTSA tanımlanan şartlara uygunluk kanıtı olarak, uygunluğun kanıtı olarak ve aynı zamanda herhangi bir uygunsuzluğu ele almak için uygun eylem planlarını tutmalıdır. Yani bu da gene tabloların içerisinde sorulan soruların sonraki adımlarının ihtiyaçları gene bir kalite sistemine ihtiyaç olduğunuzu gösteriyor. Minimum ISO 9001 uyumluluk veya işte 16.949 uyumluluğu gerekecek. Şimdi buradan size ben başka bir bölüme geçeceğim. Çünkü bu gerekliliklerin kapsamı büyük. Detayına girmemize gerek yok bu tanıtım webinarında diyeyim. Kapsamda neler var? Evet, bu kritik. Toplam 9 proses tablosu kullanılıyor. Bununla ilgili ben çok soru alıyorum. Hangi tablolar gibisinden? Bakın tablo A işte demir grupları için... En kapsamlı tablo budur zaten CQI-9'un amiral gemisi diyelim. Zaten dünyada da ısı işlemlerin çoğunluğuna baktığınızda büyük bir çoğunluk tablo A'ya ihtiyaç duyuyor. Ama mesela nitrasyon, ferritik, nitrokarbürizasyon tarzında ihtiyaçlarınız varsa tablo B, işte alüminyum için tablo C, gene indüksiyon yüzey sertleştirme ki otomotiv sanayi için olmazsa olmaz ısı işlemlerden biri tablo D, tavlama, normalizasyon, gerilim giderme. Bu da mesela çoğunlukla ham malzeme sağlayıcı firmaların ihtiyaç duyduğu tablo E. Yani bir çelik haddecisi veya dövmecisi tavlama, normalizasyon tarzında operasyonlar yaptığı için buna ihtiyaç duyabilirler. Düşük basınç sementasyon, bu da yeni dahil oldu. Sinter sertleştirme, iyon nitrasyon veya plazma nitrasyonu da diyebiliriz. Ve sıcak presleme, hot stamping veya die press quenching denilen operasyon. Bu da CQI-9'a yeni dahil oldu. Bunların tablolarına ait soruları cevaplamak durumundasınız. Eğer CQI-9 assessment yapıyorsanız. Peki yapı olarak baktığınızda şimdi aslında sunumdan çıkıp direkt CQI 9 standardına ben geçmek istiyorum. Gökay'dan belki bir yardım isterim. Gözüküyor mu şu anda ekran? Gözüküyor, evet. Tamamdır. Evet, aslında benim standart yenilendiğinde en şaşırdığım konu şuydu. Bir mavi renk sever olarak normalde bu standart kırmızı kapaklıydı. Ben bayağı şaşırdım maviye dönmüşler diye. Sonradan baktım ki diğer CQI standartları da mavi kapağa sahipler. Artık o meşhur kırmızı kapağımız yok maalesef. Ben üzüldüm.
Demin bahsettiğim gibi bu Automotive Industry Action Group'un kimlerden oluştuğuna kabaca buradan bakarsak işte ZF tarzında işte mesela FPM Amerika'da bir ısıl işlemci, ticari ısıl işlemci. Gördüğünüz gibi General Motors, sonra Ford Motor tarzında gene Eaton gibi ana sanayi kadar büyümüş tedarikçiler bu standardın yazımına katkıda bulunuyorlar. Sadece fırıncı veya ısıl işlemci değil. Mesela bakın burada Control Services diye fırını imal eden arkadaşlar da yani bu standardın kapsamında olan fırın, kullanıcısı, kalitecisi gibi hepsinin birleştiği bir kurum bunu yazıyor ve revize ediyor. Bununla ilgili siz de bir revizyon talebinde bulunabilirsiniz. Bu da standardın içinde anlatılıyor. Şurasının yanlış olduğunu düşünüyorum veya burasının değişmesi gerektiğini düşünüyorum derseniz bir revizyon formu var. Bunu doldurup siz de gönderebilirsiniz. Dediğim gibi CQI9'da toplamda 40'a yakın değişiklik oldu. Bence çok kullanışlı bir sayfa burası. Bir rewrite aslında bu standart ama gene de 40 maddeyi en başa koymuşlar nelerin değiştiğini. İşte Introduction Guideline'da değişiklikler var, requirement'larda. Bakın demin bahsettiğim ilk madde Assessor Qualifications for Conducting HDSA have been refined. Yani bu denetçinin yetenekleri en başa kondu. Pyrometri kısmında çok ciddi değişiklikler var. İçeriğini birazcık konuşacağım ilerleyen slaytlarda. Hatta belki şimdi direkt söyleyebilirim. En önemli değişiklik aslında fırın satıcıları veya fırın kalibrasyon hizmeti veren arkadaşlar için ciddi bir değişiklik. Pyrometri Reporting Requirements dedikleri kalibrasyon raporunda olması gereken bilgiler yenilendi. Bu da bu formun da tamamen yenilendiğini söyleyebiliriz. Bir de standartta eskiden numaralar karışıyordu çok. Çünkü tabloların numaralarıyla benzerlik gösteriyordu. Gittiler başına P koydular. Bence çok kullanışlı oldu. Mesela şurada mouse'un gösterdiği yeri görebiliyor musunuz bilmiyorum şu an için. Tablo P315. P'yi gördüğümüz anda diyeceğiz ki ha bu bir pyrometri gerekliliği. Bunu buradan konuşacağız. Isıl işlemcileri ve fırın satıcılarını dramatik etkileyecek bir konu artık analog kullanım kalmadı. Yani bu araba hız göstergesi gibi olan ibreli sıcaklık gösterme cihazları bu standardın yayınlandığı Haziran 2020'den 3 yıl sayarsak 2023 Haziran itibariyle son bulacak. Dolayısıyla bunu planlamanız gerekiyor, bu implementasyonu yapmanız gerekiyor. Eğer analog sıcaklık göstergeleriniz varsa bunları değiştirmeniz gerekiyor. Mesela SAT ve TUS gerekliliklerinde de hem aslında kullanıcıyı rahatlatan değişiklikler oldu hem de bir yandan sıkıntıya sokabilecek, daha zorlaştıracak değişiklikler oldu. Ekip termokapılların yetenekleri biraz daha keskinleştirildi diyeceğim. Ama mesela fırınların offset değerleri de arttırıldı. Kaç diye sorarsanız mesela bir örnek vereyim. Eskiden bir fırına 2 derece veya 4 Fahrenheit offset verebilirken bugün 3 derece 5 Fahrenheit civarında bir offset verebiliyoruz. Yani bu bir miktar bizi rahatlattı. Eskiden SAT'de tipler sınırlı değildi. Artık sınırlı. N tipi, B tipi, R tipi ve S tipi termokapıllar artık SAT sensörü olarak sistem accuracy test veya sistem doğruluk testi de kullanılacak termokapıllar değiştirildi. Gökay çok kısa bir mola alabilir miyim? Bir güneş tam gözümün içine giriyor. Ekrana bakamıyorum. Çok özür dilerim. Beklenmedik bir durum. Şimdi geliyorum. Ben de tahmin ettim zaten diyecektim arada. Utku Hocam benden evvel davrandı. Evet geldim kusura bakmayın. Yok hocam ben diyecektim yani akşam güneşi güzele vuruyor. Ne zaman şey yapacağım bir mola verelim olmazsa diyecektim sen benden evvel davrandın. Valla biraz kaçmaya çalıştım falan ama yani tutulduk.
Aynen. Lütfen devam et. Şimdi değişikliklerden bahsederken dediğim gibi termokapıllarda bir değişiklik var. Bu kalibrasyon ve kalibrasyon hizmeti veren veya SAT TUS yapan firmaları etkileyecek. K tipi mesela artık yok. Eskiden kullanabiliyorduk. Bence önemli bir değişiklik. K tiplerinin görece ucuz olduğunu söylersek NBRS gibi gruplara geçmek. Zaten S tipi asal tip termokapıllar. Daha da pahalılar. Durum bu. Şimdi burada şu tabloyu açmakta fayda var. Ben bunu prezentasyona koymak istemedim. Şu anda direkt AyiYakın sitesine bağlanarak standardı inceliyorum. Bu standart artık PDF formatında gönderilmiyor. Siz satın aldığınızda tekli veya çoklu kullanım olarak satın alıyorsunuz. Ve sadece online olarak görebiliyorsunuz. Print baskı yapma şansınız da yok. PDF alma şansınız da yok. Dolayısıyla onun için siteye bağlanarak açtım evrakı. Gördüğünüz Introduction, Scope ve Heat Treat System Assessment prosedür bütün tablolar için geçerli. Buradan belki şöyle bir şey çıkartabiliriz. Bir eğitim alırken burayı almadan bu tabloları öğrenmeniz pek kolay değil açıkçası. Önce bu tabloyu edinip ondan sonra da buralara ilerlemeniz gerekiyor. Yani şu sayfa 66'ya kadar olan bölümün hepsi bütün tablolar için geçerli. Yani Section 1, 2, 3 dediğimiz yönetimin sorumluluğu ve kalite planlama, işte 2'deki Material Handling Responsibility dediği işletme içi yürüyüş diyeyim ben buna. Flow and Material Handling Responsibility ve ekipmanlar hepsi tablolar ile ilintili. Termokapıllar, Instrumentation, SAT ve TUS'lar da keza öyle. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir de CQI9 denetimini yapmaya başlayan firmalar var. Gene büyük bir değişiklik bana sorarsanız kapakta oldu. Bir Excel dosyası açtım. Bu da CQI9'u satın aldığınızda ek doküman olarak geliyor ama kuvvetle muhtemel çok yakın gelecekte bunlar internete düşecek. Belki de düşmüştür, ben de bilmiyorum. Veya ana sanayilerden dağıtılacak. Ben bunu direkt web sitesinden indirdim. Demin bahsettiğim gibi cover sheet dediğimiz bir doküman var. Burada işte firmanızın adı, tesisiniz vesaire yazdıktan sonra hangi tablolara tabi olduğunuzu belirliyorsunuz. Bunu self assessment'ı yapan arkadaş da belirleyebileceği gibi direkt ana sanayiden veya büyük yan sanayiden, mesela Bosch'tan gelecek arkadaş da sizin hangi proseslere tabi olduğunuzu görebilir. Zaten HTSA parça bazında yapıldığı için gelmeden aslında sizin yapacağınız işlemin skobunu veya kapsamını size deklare etmiş olması lazım veya sizin biliyor olmanız lazım. Burada bunları işaretledikten sonra da Element Sections bölümüne gelip sorulara cevap vereceğiz. Bir önceki standarda göre bence çok daha kullanışlı hale geldi. Şu tabloları doldurmak daha İyi gibi duruyor bana sorarsanız. Bu bölümleri bitirdikten sonra bununla ilgili sorular gördüğünüz gibi 1, 1, 1, 2. Şimdi buradan belki eğitime dönersek ben bu soruları da olabildiğince anlaşılabilir halde incelemeye çalıştım. Hangi mesela bölüm 1, 3 nasıl doldurulur? Section 1'den 3'e kadar olan bölüm nasıl doldurulurla ilgili bir slide hazırlamıştım. Yeni revizyonla eklenen maddeleri ekstradan işaretledim. Ve soruyu da basitçe Türkçe'ye çevirdim. Biz eğitimlerde bunların tamamını, her bir soruyu tek tek ele alarak değerlendiriyoruz. Bu tabloyu da doldurduktan sonra işte job audit dediğimiz bir parçaya ilişkin bir süreç işlememiz gerekiyor. Yani tesise ilk girdikten çıkışına kadar bütün sizin tesisinizdeki parçanın seyahatini görmemiz gerekiyor bu job audit'te. En az bir parçaya yapmak durumundasınız, onu da söyleyeyim. Bu müşterinin isteğine göre benim her parçama yap diyebilir veya her tipten, her ısıl işlem tipinden bir parçama yap diyebilir. Bu genellikle
müşterinizle iç müşteri veya dış müşteri pazarlığınıza bağlı veya anlaşmanıza bağlı diyebilirim. Tabii bunların da ciddi maliyetler oluşturduğunu unutmayın. Tablolar dediğim gibi toplam 10 tane tablo var. Her biri için gene Excel sheet'te soru cevap şeklinde detaylı okay, non okay, not available tarzında. Tabii okay dediyseniz de objective evidence'ı belirtmeniz gerekiyor. Buna ilişkin bir kanıtı sunmanız gerekiyor. İşte proses tablo B mesela örnek vermek gerekirse. Bu şekilde tüm tabloları işletmenizin dahil olduğu tüm tabloları cevaplamanız gerekiyor. Şöyle bir soru gelebilir laboratuvar hizmetleri. Laboratuvar hizmetleri ile ilgili sorular da yine bu tabloların içerisinde yazılı haldeler. Hem burada hem de bölüm 1-3 bölümünde bununla ilgili soruları göreceksiniz. Ayrı bir değerlendirme halinde değiller bu sorular açıkçası. Hatta bir örnek bakayım burada. Mesela işte soğutma tankının yetenekleriyle ilgili laboratuvar hizmetleri olabilir bunlar. Veya şuraya gelirseniz işte hangi test metodunu uyguluyorsunuz, sıklığı ve miktarınız nedir, malzemeyi nasıl seçiyorsunuz ve ilgili bir spesifikasyonu takip ediyor musunuz gibi soruları direkt job audit'te de görebilirsiniz. Gökay şimdilik CQI9'da böyle bir genel kapsam bu yönde. Herhalde soru cevap kısmına geçebiliriz diye düşünüyorum. Tabii tabii. Ben istersen ekranı alayım ve soru cevapla devam edelim. Şimdi hem soruları incelerken hem de sohbet edebiliriz. Öncelikle bu 800 kilo kapasiteli vakum sertleştirme fırınını devreye aldınız yakın zamanda. Bununla ilgili de evet, bilgi vermek ister misin? Evet, Konya'daki tesisimizde Alfa Isı İşlem isimli tam çeliğin İNSA ve Alper Isı İşlem'le ortaklığı olan Alfa Isı İşlem'de bir vakum fırını devreye aldık. Orada 3. vakum fırınımız oldu bu. 2016 yılında kurulmuştu o tesis. Gene 800 kilogram kapasiteli bir sertleştirme, bir temperleme fırınımız vardı. Şimdi de ilaveten bir sertleştirme fırını daha ekledik oraya. Oradaki kapasiteyi arttırdık Konya yöresinde. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ben olmazsa böyle heat treatment questions for dummies, yani ısınış Türkçesi kibarca yeni başlayanlar için ısınışlem sorularımdan bazılarını sorayım olmazsa. Hemen olur. Tabii ki. Dinliyorum. Yani bu CQI denetçisi nasıl olunuyor? Yani örneğin bir endüstri mühendisi, makine mühendisi olabiliyor mu? Biraz bu konudan bahsedelim, şimdi, konuşalım mı? Aslında denetçinin yetenekleri veya olması gereken şartları dediğim gibi standart çok net bir şekilde anlatmış hızlıca o sayfayı. Ama ben gözükmüyor. Ha, paylaşabilirsin şimdi. Tekrar tamam, bir saniye. Geldim. Geldim değil mi? Evet, geldim. Aslında standart çok net olarak söylemiş. Diyor ki dediğim gibi 3. versiyonda bu madde, 1. madde en alttaydı. Artık önem sırasına göre dizildiğini varsayarsak değil öyle, 1.'ye alındı. Dolayısıyla bir makine mühendisi arkadaş, bir endüstri mühendisi arkadaş, belki de mühendis olmak da zorunda değil, bir denetçi olacağım ben, bir CQI 9 denetçisi olacağım ben diyorsa en az 5 yıllık bir ısı işlem tecrübesini ispatlamalı, öyle söyleyeyim size. Bunu ortaya koymalı. Aksi takdirde bir diğer dallardan maalesef ısı işlem denetçisi olmuyor şu an için. Bu da sıklıkla yaşanan bir durum Türkiye'de maalesef. Evet. Geçen bana bir soru vardı. Gerçi galiba cevapladın bir kısmını ama bu mesela alüminyum firması ve ısı işlem tesisleri var. CQI 9
Tamamını öğrenmesine veya uygulamasına gerek var mı öyle bir tez? Hayır yok. Tüm tabloları öğrenmek gibi bir zorunluluğu yok. Veya yapmak gibi bir zorunluluğu yok. O cover sheet dediğimiz başlangıç sayfasında hangi prosesi yani hangi prosesi uyguladığını o sayfada gösterip ilk 3 bölümü tamamladıktan sonra kendi proses tablosu alüminyumsa alüminyum işte plazma nitrasyonsa plazma nitrasyon tarzında yapabilir. Öyle. Bu arada sorulara da bakıyorum. Gökhan Gözlüklü bir sorusu var. Merhabalar sunum için teşekkürler. Dijital olmayan otomatik kaydedicilerin de 3 yıl içinde dijitale çevirme zorunluluğu var mıdır? Yoksa sadece sıcaklık göstergeleri için mi gerek? Tüm enstrümantasyon dijital olmak durumunda artık. Tüm enstrümantasyon. Yani bir kağıt recorder'ınız varsa onu da dijitale çevirmek durumundasınız 3 yıl içerisinde. Okay, bu soruya da cevap vermiş olduk. Bu şikayet 9 hangi sıklıkla yapılmalı? Bir belgesi var mı? Bir belgesi yok. Yani bir ISO 9001 gibi gidip ya biz CQI 9 belgesi alalım gibisinden bir durum yok. İki işleyişi var. Bir, zaten kendini denetleme, öz değerlendirme mi diyelim buna? Self assessment'ı. Bir, kendiniz yapabilirsiniz. İkincisi de bir ana sanayi size gelip veya bir üst sanayi size gelip bir CQI 9'a göre denetleyerek sizi belgelendirebilir diyemem. Bunun adı belgelendirme değil. Şunu söyleyebilir. Tam çelik ısıl işlem nitrasyon prosesini CQI 9'a göre yönetiyor, çalıştırıyor gibisinden bir yorum yapabilir. Bu denetimin raporunu yayınlayabilirsiniz. Bu da demek oluyor ki CQI 9 belgeli değil ama CQI 9'u ben aslında bunu takip ediyor kelimesini kullanmayı seviyorum. Çünkü yurt dışında da benzer tabir kullanılıyor. CQI 9'u takip ediyor bu tesis diyebiliriz. Yani ben CQI 9 belgeliyim diye bir tabir yok, doğru bir tabir değil. O zaman değil. Nereden aldın belgeyi diye sormak lazım. Yani öyle bir cevap yok yani. ISO 9001 gibi veya bir ne derler? 16.949 gibi CQI 9 veren bir kurum yok. Burada chat bölümünde yazılan sorular var. Mustafa bir saniye sırayla gidelim. Erkan Ünsal Bey teşekkür etmiş pardon. Mustafa Şenyel denetçi olabilmek için nasıl bir süreç ve eğitim uygulanıyor? Türkiye'de konuyla alakalı herhangi bir yönlendirici eğitici kurum vesaire var mıdır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar denetçi olabilmek için dediğim gibi bunun 16.949 ISO 9001 AS 9100 tarzında bir denetçi sertifikasyonu yok. Yani kimse çıkıp ya ben CQI 9 denetçisiyim ve benim de sertifikam budur, şuradan aldım gibisinden bir şey söyleme şansı yok. Yani bir diploma tarzında bir durumu yok. Veya 16.949'da verilen iç denetçi veya ISO 9001 de olabilir bu. İç denetçi sertifikasyonu yok. Şu olabilir, gene ana sanayilerden örnek vereceğim. Çoğunlukla ana sanayilerdeki CQI 9 denetçileri o tesisin veya başka tesislerin ısıl işlem atölyesinde yıllarca çalışmış. Sonradan da kalite araçlarını öğrenmiş, kalite denetim araçlarını öğrenmiş arkadaşlar oluyor. Bunlar paralel olarak ISO 9001 iç denetçi veya 16.999 iç denetçisine sahiptirler. Ama buradaki zorunluluk ısıl işlem bilgisinin olması. 5 yıllık bir süreçte. Türkiye'de gene ben görüyorum bazen CQI 9 denetçisi eğitimi. Yok, böyle bir eğitim yok arkadaşlar. CQI 9 eğitimi var. Sonrasında siz bunu denetçi olabilmek için evet 5 yıllık bir ısıl işlem bilgisine sahipseniz belki bunun adı gene CQI 9 denetçisiyim ben. Şu olur. Bir A firmasında, otomotiv firmasında çalışıyorsunuzdur ve göreviniz de hakikaten CQI 9 denetçisidir. 7/24 sahada gezip denetçi, onun adı CQI 9 denetçisi oluyor ama normalde dışarıdan verilen bir kurum sertifikası yok bununla ilgili. Ünvanla sen şövalye oldun gibi bir durum yok yani. Yok yok hayır. Cihan Gürbüz Bey'in bir sorusu var. CQI 9 versiyon 4'te termokopul
tel tipi N olmuş. Bulunması biraz zor demiş aslında. Soru değil de. Cihan Bey aslında tel tipinden kastınızı anlayamadım. Non-expandable'ı mı kastediyorsunuz yoksa mineral izoleli anlamında mı? N tipi bulunabiliyor. Tabii K tipi kadar yaygın olmadığı için evet bulunması bir çift zor ama yani ben 2002 yılında vakum fırınlarıyla çalışmaya başladığımda bulmak çok zordu. Ama şu anda rahatlıkla bulabiliyoruz. Ankara'da, İstanbul'da bir sürü firma bu termokapılı tedarik ediyor. Havacılık firmaları içinde tedarik edenler var. Bizim gibi ticari sistemciler içinde tedarik edenler var. Özelden bana yazarsanız ben size birkaç firma önerebilirim bununla ilgili. Yani bir önceki soruyla aslında ilintili belki hani şeyden bahsedebiliriz. Bir günlük verdiğimiz eğitimin sonunda katılımcı neler yapabiliyor? Biz beraber düzenliyoruz bu eğitimi zaten Sükaye 9 eğitimine. Bir günlük verdiğimiz bir eğitimin sonunda katılımcı neler yapabilir hale gelir? Belki bununla ilgili bir bilgi verebiliriz. Bu önemli bir soru Gökay. CQI 9'un bir günlük eğitimi sonunda bu HTSA dediğimiz o şu Excel'de gösterdiğim tabloyu denetleyebilecek duruma gelebilir arkadaş. Eğer ısıl işlem geçmişi varsa veya denetleme geçirecekse buna hazır olabilir. Onun ne derler? Hani kafasında farklı lambalar, sorular oluşturarak denetimi daha hafif atlatmasını sağlayabiliriz. Yani bir gün sonunda CQI 9'u bayağı köşe bucak öğrenmiş olur arkadaş. Artı tablolar tabii. Doğru. Aynı şekilde Mahmut Sami Alkan Bey de soru bölümüne yazmış. CQI 9 eğitimini düzenleyecek misiniz diye sormuş. Halihazırda düzenliyoruz zaten. Ve düzenleyeceğiz. Evet. Ayrıca bir online olarak düzenleyeceğiz. Pandemi sürecinin biraz hafiflemesiyle beraber burada Carrefour Plaza'mızda planlıyoruz. Ve ayrıca da firmalara özel gidip Utku Hocam zaten bu tarz eğitimleri vermeye evet, devam ediyor. Aynen. Ya şunu ekleyebilirim. CQI 9'un şöyle bir özelliği var. Kapsamı büyük olduğu için işte proses tablolarından dolayı bir genel eğitim X bir firmayı mutlu etmeyebilir şeyden dolayı. Düşünün ki adam alüminyumcu, bir tek tabloya ihtiyacı var ama geldi 10 tane tabloyu birden dinliyor. Hem katılımcı arkadaşı sıkabilir hem de zaman kaybı olur. Biz şöyle yapıyoruz, talep eden firmalara şunu soruyoruz. Size ne lazım, hangi prosesleri yapıyorsunuz, denetim mi geçireceksiniz yoksa genel bir dinleme mi? Mesela denetim geçirecekse biraz daha özelleştirip eğitimi ona yönelik hale sokabiliyoruz. Ya da biz genel bir CQI 9'u öğrenmek istiyoruz ve denetime de daha tabiri caizse idmanlı girmek istiyoruz derseniz işte o zaman Gökay'ın bahsettiği gibi bir günlük eğitim çok ciddi katkı sağlar. Başka sorulara bakıyorum. Belki şeyle alakalı hani bu işin geleceğiyle alakalı ileride hangi konularda gelişmeler olabilir diye bakarsak Endüstri 4.0 ile otomasyon ağırlıklı bir şekilde uygulanıyor zaten. Burada da böyle ciddi bir gelişim öngörebiliriz herhalde değil mi? Şimdi CQI 9'un bu revizyonu aslında bayağı hani derinden gelen bir revizyon. Dip dalga diye bir laf var ya bu aralar meşhur. Evet. Bir dip dalga yarattı bizde. Köklü bir değişiklik oldu. Birçok hem enstrümanın yenilenmesi işte bu dijitale geçme davası hem de SAT ve TUS'un yönteminin değiştirilmesi diyeyim size. Ciddi farklılıklar yarattı. Benim tahminim 4-5 yıl daha bir değişiklik olmayacaktır gibi. Ben bu tip standartlar yayınlandığında hemen acaba bir hata var mı falan diye çok hevesle bakıyorum. Yazım hatası veya işte başka bir şey var mı diye. Açıkçası bulamadım. AMS 2750'de birkaç tane hataya denk geldim. İki tane hatta. Ama CQI 9'da böyle bir şey yok. İlk etapta bir revizyon beklemiyorum. Tablo revizyonu oldu. Hatta Kasım ayında revizyon. Ben şu anda ekranı paylaşmadığım için demin açtığımız Excel dosyasında Haziran ayında çıkmıştı. Kasım 17'de bu Excel tablosunu revize ettiler. Yani bir yayın geldi ama bunlar çok normal. Ufak tefek hataları toparlamak için
hemen arkasından bu tip revizeler gelebiliyor. Şu an için evet Endüstri 4.0 bence çok daha etkileyecek. CQI 9'a uyumluluk anlamında da bizim kullandığımız yazılımlar ciddi katkı sağlıyor. İşimizi kolaylaştırıyor. Eskiden o dosya bir yerdeydi, bu dosya bir yerdeydi. Şimdi çok daha güzel, hatta biz tam çelikte yeni bir yazılım üzerine de bununla ilgili uğraşıyoruz. Dokümantasyon anlamında. Dolayısıyla evet, Endüstri 4.0 tarzı uygulamalar CQI 9'u da daha öteye götürecektir ama şu an için net bir revizyon olacağını düşünmüyorum bir 4-5 yıl kadar. Uygulayıcıların hani uygulayıcıların iyi uygulama veya işte best practice dedikleri çözümlerine Endüstri 4.0'ın katkısı çok büyük olacak. Oluyor zaten. Ama CQI 9 şu anda onu zorunlu koşmuyor. Aslında baktığınızda endüstri de biraz standardın önünde gidiyor diyebilirim. Şimdi bu analog mesela sıcaklık ve kayıt cihazları bir arkadaş herhalde kullanıyordu ki sordu değişecek mi diye. Ama normalde çok azalmıştı yani kullanımı. 10 firmadan bir veya ikisinde kağıt kayıt cihazı vardır. Paper chart recorder dedikleri veya işte analog ibreli sıcaklık göstergesi. Bunlar azalıyor. Yani endüstri zaten bunu bir şekilde tamamlamıştı. Ama standart da artık tamam yeter gibisinden noktayı koydu diyebilirim. Koydu. Ha. Evet, onun standartın geleceğini konuştuk. Bir de sizin konferans da, ısı işlem derneğinin konferansı da ertelendi herhalde. Onunla ilgili yeni tarih belirlendi mi? Evet, pandemiden dolayı konferansı ertelendi, erteledik. Sonrasında da önce 2020'nin içinde bir yere ertelemeye kalktık ama baktık ki olacak gibi değil. 2020'den vazgeçtik diyeyim size, 2021'e geçti. Dünya Sıvı İşlemciler Birliği ile ortak yaptığımız için orada da biraz hani anlaşamadık diyeyim tarihlerde. Önce 2021 Haziran'ı almıştık, orası olmadı. Eylül'e aldık, Dünya Isı İşlemciler Birliği beğenmedi falan derken hani biraz pimpon topu gibi gittik geldik falan. Ama sonuç itibariyle 8-10, ben de buraya not aldım unutuyorum. 8-10 Eylül 2021'e Dünya Isı İşlemciler Birliği ile yapacağımız 4. Akdeniz Isı İşlem ve Yüzey Mühendisliği Konferansı'nı erteledik şu anda. Aslında pandeminin başladığı süreçte biz şeyi dondurmuştuk, yani programımız belliydi. 60'ın üzerinde makale katkısı oldu 30 farklı ülkeden, ki bence bizim için çok iyi bir değer bu. Ve programı belirlemiştik. Hatta öyle bir doluydu ki tabii bazı yazıları reddetmek durumunda kaldık, makaleleri. Programı da böyle çok sıkı sıkı oturtmak durumundaydık. Şimdi Dünya Sıvı İşlemciler Birliği'nden yeni bir call for paper açmamızı talep ettiler. Muhtemelen önümüzdeki günlerde yeni bir ilan çıkacağız. Gene makaleleri bekliyoruz. Çünkü muhtemelen 35-36 tane sunum olacaktı, 40 veya. Belki katılmak istemeyenler olacaktır veya makalesinin demode bulanlar olacaktır. Tekrar bekliyoruz yani, buradaki katılımcılardan da makale göndermek isteyen olursa pek tabii ki bekliyoruz. Yani yeni tarih 8-10 Eylül. 8-10 değil mi? Yani çünkü evet, şey, 2020. Haziran ayına da çok ciddi bir beklenti var zaten, yani aşının bulunması, yazların tekrar gelmesi. Evet. İnsanlar birçok organizasyonu o döneme getirmeye çalışıyor. O da bir sıkışık bir program yaratacak herhalde tüm dünyada. Kesinlikle. Şu anda şimdiden öyle planlanıyor. Ya biz de bu tarihi bulmakta çok zorlandık. Yani çünkü ülkedeki etkinlikler, fuarlar, konferanslar, paneller vesaire. Bir de yurt dışı ayağımız olduğu için onlarla da bir uyumluluk sağlama ihtiyacı duyduk. Neyse ki 8-10 Eylül'ü kurtardık diyebilirim. Şimdilik ayarladık diyorsunuz. Evet. İnşallah. Yakında da ilan edilir. Evet. Yani bir saati devirdik. Daha aynen konuşacak da bir sürü şey var aslında ama inşallah bir dahakine diyelim. Burada CQI konusunda bir giriş yaptık ama aslında konuştuğumuz bu konuda beraber çeşitli eğitimler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu konudaki bir günlük eğitimimiz için internet sitemizde eğitim katılım linkine, eğitime katıl linkine tıklayabilirsiniz. Burada CQI 9 eğitimi içerisinde bilgilendirmeler mevcut. Bu eğitimleri
belli bir kayıt sayısına, katılımcı sayısına ulaştığımız takdirde planlayacağız. Siz katıl diyerek linke kayıt olduktan sonra eğitim tarihleri konusunda ilgili arkadaşlarımız sizlere geri dönüş sağlayacaklar. Bunun dışında 2 hafta sonra bir AMS 2750 pyrometri de güncellendi. Özellikle havacılık ve savunma sanayi ısı işlem yapan firmalar için önemli fırın kalibrasyon standardı. Bu konuda da bir webinar düzenlemeyi düşünüyoruz aslında. Bunda POS bölümünde sunduğumuz alternatif tarih seçeneklerini belirtirseniz sevinirim. Şimdi yayına POS'u açtım. Şöyle göstereyim. Gökay, ben oy kullanamıyormuşum. Öyle ya. Öyle mi? Bu arada bir soru gelmiş. İsterseniz sen anlatırken arada geldi sanırım. Evet. Gökhan Aslıbay, soruyu okuyorum görmemiş olan arkadaşlar için. Merhaba, Anka analiz olarak ısıl işlem fırını satışı yapıyoruz. Isıl işlem yapan firmaların genellikle kaliteden çok fiyat konusunda agresiflik gösteriliyor. Firmaların bu kalite takip ve değerlendirme süreçleriyle ilgili bu tür standartların zorunluluğu var mıdır? Evet, var. Yani yaptığınız işin kıymetiyle ilintili biraz da bu. Eğer bir havacılık firmasına iş yapıyorsanız, işte demin Gökay söyledi, AMS 2750'nin yeterliliklerini, pirometrinin yeterliliklerini sağlamak durumundasınız. Veya bir CQI-9 talep eden bir otomotiv şirketine iş yapıyorsanız, fırınınız, sadece fırın değil, işte fırının içerisindeki kayıt cihazınız, termokapılınız, bunların da CQI-9'un gerekliliklerine tabi oluyor ve onları karşılamak durumunda. Dolayısıyla evet, bu zorunlulukları var. Ama dediğiniz gibi agresiflik gösteriyorlar fiyat konusunda. Bu artık o firmaların bu işe önemiyle ilintili. Aynen. Başka soru yoksa yavaş yavaş kapatabiliriz. Bundan sonraki yayınlarımız için internet sitesi, internet sitemiz ve LinkedIn başta olmak üzere sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Kesinleşen bir sonraki yayınımız Emrah Demiray Bey ile ISO 5817 kaynak süreksizlikleri ve kalite seviyeleri üzerine olacak. Tarif ve diğer detaylar, detay bilgiler için takip etmeye devam edin. Kendimizi geliştirebilmemiz açısından da desteklerinize her zaman ihtiyacımız var. Lütfen öneri ve şikayetlerinizi bizlere bildiriniz. Sadece 30 saniyenizi ayırarak anketimizi yanıtlarsanız bizleri mutlu edersiniz. Tekrar çok teşekkürler Utku Hocam. Ben teşekkür ederim katılımcılara. Herkese. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim. Güzel bir karantina olsun diyorum. Aynen. Yarından itibaren, hatta bu geceden itibaren devam ediyoruz karantinaya. Suçu lisan ettiysek affola. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.